Yeni bilimsel araştırma, evrenin genişlemesinin yakında sona erebileceğini ortaya koydu. Hakemli bilimsel dergi, Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayımlanan makaleye göre, evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıllık kesintisiz genişlemesi, durma noktasına gelebilir ve ardından, evren yavaş yavaş büzülmeye başlayabilir. Daralma çağı, uzay ve zamanın ölümüyle sonuçlanabilir. Amerika'daki Princeton Üniversitesi Teorik Bilim Merkezi'nin yöneticisi, Paul Steinhardt'ın da aralarında yer aldığı 3 bilim insanı, kozmik genişlemeye dair önceki gözlemleri bir araya getirdi. Ekip bu verilerden hareketle, karanlık enerjiyi bilgisayarda canlandırdı. Karanlık enerjinin, evrenin toplam kütle enerjisinin, yaklaşık %70'ini oluşturduğu düşünülüyor. Albert Einstein'ın teorisine göre, karanlık enerjinin kozmolojik bir sabit, yani değişmeyen bir enerji biçimi olması gerekiyor. Bu teori doğruysa, evren de sonsuza kadar genişlemeye devam etmeli. Ancak buna meydan okuyan başka bir teori, karanlık enerjinin sabit olması gerekmediğini öne sürüyor. Bu gizemli maddeyi, öz diye adlandıran teori, 1998'de aralarında yine Steinhardt'ın da yer aldığı, bilim insanları tarafından ortaya atıldı. Yeni araştırmada da Steinhardt ve arkadaşlarının teorisi baz alındı ve karanlık enerji, doğanın sabit bir gücü değil, zamanla bozulabilen bir varlık olarak simüle edildi. Bulgular, evrenin genişlemesinin milyarlarca yıldır hızlanmasına rağmen, karanlık enerjinin itici gücünün zayıfladığını gösterdi. Buna göre evrenin ivmesi önümüzdeki 65 milyon yıl içinde, hızla sona erebilir ve daha sonra, 100 milyon yıl içinde genişleme tamamen durabilir ve, daralma çağı başlayabilir. Bu daralma çağı, milyarlarca yıl sonra uzay ve zamanın ölümüyle ve belki de yeniden doğuşuyla sonuçlanabilir. Dear Science'a konuşan Steinhardt, 65 milyon yıl geriye gidelim. Çiğulup asteroidinin Dünya'ya çarptığı ve dinozorları ortadan kaldırdığı zamanı ifadelerini kullandı.